Ey milletim, bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce'yi saymıyorum. Deprem felaketinin hemen ertesi günü orası burası oynayan bir adamı ben siyasi bir mevzunun içerisinde bile görmüyorum. O ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yancısı olur. Tayyip Erdoğan bundan yaklaşık 10 yıl evvel hemen hemen ne söylemişse bugün yapmış. Diğer tarafta bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Hiçbir şeyi yapmamış. Ne dediler? Aday yıpranmasın diye sonradan açıklayacağız dediler. Ve yıllardır CHP'yi yıpratmış, yıpranacak yeri kalmamış Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yaptılar. Bir masa yaptı. O masaya hemen bir oturalım. Şöyle bir bakalım. Bunlar niye oturdular buraya? Ali Babacan geçen sene kalktı dedi ki biz kendi ismimizle, kendi logomuzla bu seçime gireceğiz. Ne oldu Ali Babacan? Asıl mevzuya geldik mi? Ahmet Davutoğlu da uçuyordu, kaçıyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden bunlar milletvekilliği sıralarının paylaşımını yapacaklar. Nereden? Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden. Ey milletim, iyi bak buraya. Partim fark etmeksizin bunların çevirdiği dolabı gör. Kemal Kılıçdaroğlu en başından beri zaten adaydı. Daha bunu biz yıllar evvel söyledik. Unutun dedik Ekrem İmamoğlu. Kim takar Mansur Yavaş'ı? Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve o söylediğini yaptırır. O tam bir diktatör gibi. Tarzı vardır bu adamın. Öyle davranır dedik ve oldu mu oldu. Onları da o masaya oturtmasından maksat şuydu. Şimdi arkadaşlar, ben kendime cumhurbaşkanı adayıyım diyemem. İçinizden birileri bunu söyleyecek. Meral söylemez. Meral öne çıkmayı seviyor. Meral kendisinin yönetemeyeceği birisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemez. Kimi istiyordu? Mansur ve Ekrem'i istiyordu. Neden? Çünkü bu ikisi de siyaseten kukla misyonu taşır. İkisi de yok hükmündedir. İkisi de nereye çekersen oraya gidecek biçimde siyasi bir duruşa sahip değildir. Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin etrafında dolandı. Hop CHP'den geldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Mansur Yavaş düne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden geliyordu. Davası vardı, davasını satmazdı. Hop çevirdiler, aldılar, koydular bu tarafa. Burada en sert duruşu gösterecek Meral Akşener'i böyle biçip geçecek siyaseten kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Meral Akşener olmaması için her türlü siyasi terbiyesizliği yaptı. Hatırlayın. Ama bu kadının karakterinde var. Cumhurbaşkanımızın ben zaman zaman hitabına bakıyorum. Cumhurbaşkanımız bu kişiye karşı son derece nezaket sahibi. Hanımefendi olduğu için. Ama ben fırsat eşitliğine inanıyorum. Ben kadın erkek arasında bir ayrımcılık yapılmasından taraf değilim. Meral Akşener kadın olmasına rağmen tam bir terbiyesizdir. Siyaseten tam bir terbiyesizdir ve ihanetle siyaseti karıştırmıştır. Şaşırmıştır. Şu milletin daha dertli bir dönemindeyiz. Daha bu deprem felaketinin acıları dinmemiş, kalkmış. İl başkanlığım kurşunlandı. Recep Bey sen göreceksin diyor. Hanımefendi, hanımefendi. Süreç belli oldu. Sen daha niye grup toplantısında sağa sola mermi fırlatıyorsun? HDP PKK'yla yapmış olduğunuz ittifakı kendi seçmenine göstermemek için, kendi seçmenini uyutmak için olabilir mi? Tam olarak bunun için. Tam olarak yaptığınız sirk gösterisinin altında yatan gerekçe, ey seçmenim bak dağdan açıklama geliyor. Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye, MHP'ye karşı biz bunların yanında olmalıyız diye. Aman benim seçmenim onu duymasın diyorsun değil mi? Yavuz Ağıralioğlu istifa etti gitti. Niye? Çünkü siz öyle bir kıvama geldiniz ki Apo'nun heykelini dikeceğim diyen adamı tahliye etmek için çaba sarf eden bir zihniyet olarak Apo'yu özgürleştirecek noktaya geldiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünden yaptığı bir hareket vardı. O hareketi burada ekliyorum ve devamında söylüyorum. Özgürleştirirsiniz kardeşim. Özgürleştirirsiniz. Onu geçeceksiniz. Trolleriniz var ya, onlara da söyleyeyim. Hani sağda solda söylüyorlar. Yargılanacaksınız falan filan diye. Ve sağdan soldan yine her türlü yalan atmaya devam ediyorlar.
Hani sağa sola yapıştırmaya başlamışlar. İşte bunun fiyatı pahalıysa suçlusu budur. Bunun fiyatı pahalıysa suçlusu Tayyip Erdoğan gibi bir market market yapışkan yapıştırma olayı oldu. Heh. O işi yapan, o işin önünde arkasında olan, bu tarz işlerin içerisine giren, yani provokatörlerden bahsediyorum. Hesabını vereceksiniz. Bakın bugüne kadar bunu yaptınız, kimse size ses çıkarmadı. Ama biçeriz, ama ezeriz. Bu ülkenin huzurunu bozmaya gayret ederseniz yapacağımız budur. En ağır ceza çıkacak biçimde gerçekleştiririz. İnanın sizin o kuş beyinlilere söylüyorum olmayan aklınızla düşündüğünüzü biz düşünceden bile saymıyoruz. O yüzden haddinizi hududunuzu bilin. Cambazlık yapmayın, yalan atmayın. Bu ülkedeki muhalefet partisinin temsilcileri ve muhalefetin içerisinde yer alanlar. Hükümete muhalif olmak ile bu ülkenin istikbaline, huzuruna, güvenliğine, geleceğine ve milli çıkarlarına muhalif olmak arasında fark vardır. Hükümete muhalif olursun, muhalif olursun. Ancak bu saydıklarıma muhalif isen sen hainsin. Ve bazıları bunu aleni bir şekilde yapıyor. İşte bu namussuzluktur. Bu haysiyetsizliktir. Bu şerefsizliktir. Bu ifadelerimin hiçbirisi ağır değildir. Bu ülkenin çıkarları için her türlü ifadeyi kullanmak mübahtır. Kesinlikle bir yanlışlık söz konusu değildir. Bu ülkeye ihanet edenlerin sağdan soldan gülücükler dağıtmasını, IMF ile otel odalarında toplantılar yapanları, FETÖ burger yiyenleri, büyük elçilerle kucaklaşanları görüyoruz. Farkındayız, bilincindeyiz. Bazı ülkelere gittikleri zaman baba ocağına gitmiş gibi sevinenleri görüyoruz. Bunların farkındayız. Türkiye'yi yabancı ülke elçilerine şikayet edenleri görüyoruz. Farkındayız. Ve saçmalamaktan hiçbir zaman geri durmayan, umut ışığı olarak çeşitli yabancıları sunan tipleri de görüyoruz. Farkındayız. Son olarak geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu sen kalktın ve dedin ki Jeremy Rifkin Çin'i ihya etti. Bu arada meslektaşız Jeremy Rifkin'le. O da sanayi politikaları uzmanı, ben de sanayi politikaları uzmanıyım. Jeremy Rifkin Çin'i ihya etmiş. Jeremy Rifkin Almanya'yı ihya etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu çok güveniyor ve diyor ki Jeremy Rifkin Türkiye'yi de kurtaracak diyor. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, madem Jeremy Rifkin'e bu kadar bel bağladın, istifa et Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhurbaşkanlığı adaylığını da bırak, gidin bütün masa olarak Jeremy Rifkin'in ayağına yapışın ve öpmeye başlayın ve deyin ki hani vatanseversiniz ya siz, o zaman yapmanızda bir beis yoktur. Ey Jeremy Rifkin deyin, adını Cemal Rıfkı olarak değiştir. Gel bizim Cumhurbaşkanı adayımız ol deyin. Biz de sizin samimiyetinizi görelim ya. Adama bak. Ülkenin ekonomisini, sanayisini Jeremy Rifkin'e yönettirecek. Öteki taraftaki işleri ötekine yaptıracak. FETÖ'cülere gel baba diyecek. PKK'lılara tabii ki buralarda sizin olsun diyecek. Sen ülke mi yöneteceksin? Bunların bir mutabakat metni var. En aleni biçimiyle ne kadar saçmaladıklarının ispatı olan. O mutabakat metninde çok dikkat edin ifadeye. Hem işsizliği çözüyorlar, istihdam oluşturuyorlar, hem enflasyonu düşürüyorlar, hem hiçbir yerden vergi almıyorlar, hem yatırımları arttırıyorlar. Siz bunları nasıl yapıyorsunuz ya? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Sorusu geldiği zaman da 300 milyar dolar uyuşturucu tüccarlarının parası. Maalesef evet bu yanıtı veriyor. Bu yanıtı veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, bu yanıtı veren muhalefetin şu anda kendisini umut ışığı olarak görmüş olduğu, olsa olsa gündüz yanan sokak lambası, sokak ışığı olacak nitelikte bir adam. Vatandaşımız ne güzel söylemiş. Sen gündüz yanan bir sokak lambasısın Kemal Kılıçdaroğlu. Yanındakiler ne? Parsacı. Yanındakiler ne? Rantçı, fırsatçı. Meral Akşener o masaya niye oturdu?
İşini gördürmek için oturdu. Peki masadan niye kalktı? İstediği olmadığı için kalktı. Peki Meral Akşener, bugün kürsüden kurşunlar sağa sola fırlatıyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun ya. Yaşar Okuyan'a da bir şey deseydin ya. Yaşar Okuyan resmen şamarı yapıştırdığı gibi seni o masaya oturtturdu. Sen ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar deyip Cumhurbaşkanı hakkında da atıp tutmayacaksın kadın. Terbiyesizsin. Ben senin terbiyesiz olduğunu yüzüne söylerim. Çünkü ben kadın ve erkek arasındaki eşitliğe bak. O kadar inanıyorum. O kadar inanıyorum ve söylüyorum. Sen de Kemal Kılıçdaroğlu kadar terbiyesizsin. Sen de Ekrem İmamoğlu kadar dün ne söylediğini unutup bugün farklı şeyler söyleyecek. İnsanları aldatmaktan yana zerrece geri durmayacak. Siyaseten son derece kirli, kapkara bir yaratıksın. Siyaseten. Ve millet 14 Mayıs'ta öyle bir şamar vuracak ki size. Sizin bu ülkede artık esameniz okunmayacak. Allah'a emanet olun. Güçlü ve büyük Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Ve bu kirli, pis zihniyeti ülkenin siyasetinden kazıyacağız inşallah. Ramazanımız mübarek olsun. Instagram hesabım Başkanın Avukatı. Twitter hesabımız Dr. Ahmet Sanli ve muhabbetmeclisi.com web sitemiz, Dr. Ahmet Sanli Telegram hesabımız, muhabbetmeclisi.com'dan da WhatsApp grubumuza da dahil olabilirsiniz. Görüşmek üzere, selametle.